biraz da taraftara gelelim hocam. Özellikle son maçta gözleriniz doldu gibi daha geldi bize taraftarlarla ulaşırken. Bir yani şeyde ben şöyle yorumlamıştım. Eskişehir'de, Gaziantep'te istediği o coşku taraftarla iletişim tam istediği gibi olmadı. Ve burada bir şey başarmanın mutluluğu vardı. Taraftarın önünde saygı değildiniz. Onlar Giresun'da şey, başladı. Ben kaçırmışım Giresun'daki olayı. Oraya geçmek. Taraftar varsa biz varız. Taraftar bu işin bir oyunun bir parçası. Yani taraftar her zaman bizim en büyük enerjimiz. Her zaman bir 12. adam olarak maçta rakiplere karşı bir sinerjimiz oluyor. Onun için taraftarla varız. Taraftarlarımızı mutlu etmek de bizim en büyük görevimiz. Bunun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle ilk başta negatif başlayıp da sonradan işlerin buraya gelmesi bir antrenör için hayatı boyunca, kariyeri boyunca unutamayacağı anlardan bir tanesidir. Ki Ankara Gücü taraftarı camiası Türkiye'de çok önemli bir yeri olan bütün şehir dışındaki insanların, uzaktan bakan insanların gıptayla Ankara Gücü taraftarının güzelliğini, Ankara Gücü taraftarlarının coşkusunu, tutkusunu anlatıyorlar. Böyle olduğu zaman da böyle bir camianın, böyle bir taraftarın sizi sahiplenmesi, tribünlere çağırması tabii ki beni çok mutlu etti, çok gururlandım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hocam siz kulüpte yatıyorum, kulüpte kalıyorum, otelde kalmıyorum dediğiniz zaman bizim Ankara'da İlhan Başkan'ın özellikle yaptığı bir sistemden dolayı teknik direktörler genelde ailelerini getirmeyi istemezler. Çünkü Ankara'da gençler bile de Ankara üzerinde gelen hocaların ömrü fazla uzun olmaz, çabuk gider. Ondan dolayı bir sene kalırsa ondan sonra ailelerini falan getirmeyi denerler. Yanlış mı düşünüyorum Ercan? Genelde çoğu teknik direktörler aileyle gelmezler. Siz onu söylediğiniz zaman biz onu düşünmedik açıkçası. Ama siz ailenizi getirecek misiniz? Ne zaman getireceksiniz? Hadi getirin. Yani tesislerde kalıyorsunuz herhalde sanırım da. Aynen tesislerde. 6-6,5 aydır tesislerde kalıyorum. Zor da oluyordur. Siz açınızdan da zor oluyordur. Hiç zor değil. Ben burada bilerek kaldım ki buradaki eksikleri tespit etmek, bunlara müdahale etmek, daha hızlı hareket etmek, daha hızlı hareket edip daha fazla mesafe kat etmek için tesisleşme adına burada kaldım. Yani yoksa otelde kalmak, kalayım. Ben sağ olsunlar bana da en güzel otelden ayırttılar. Hangi otelde hocam istiyorsun dediler. Lüzumsuz yere kulübün üzerine kambur, para. Ben burada da oyuncular geliyor, o hocalarla analiz yapıyorum, daha rahat çalışıyorum. Eşofmanlıyım akşama kadar. Otelde eşofmanlı olmayacağım ki. Ne yapacağım? O gelecek, ondan sohbet, bundan kahve. Ama ben o boşluklarımı kulübüme hizmet ederek, aklımı vererek, kulübümüzün tesisleşme adına, takımımızın gelişimi adına neler yapabiliriz? Ben burada kullanıyorum oradaki zamanımı. Hocam tesisleşme derken, yani altyapı ile ilgili bir düşünceniz var mı? Ankara'nın altyapısına gelecek bir oyuncu çıkabilir mi? Şu anda oyuncu çıkması için öyle bir şey yok. Önce bir şeyleri vereceksiniz, hazırlayacaksınız, 3 sene, 5 sene sonra bakacaksınız. Oyuncu gelir mi gelmez mi? En az. Şimdi ne verdik altyapıya, ne istiyoruz oyuncu? Sahaları bile yok antrenman yapmaya. Yani ne, aynı şey Fenerbahçe'de aynı. Sahayı 3'e bölüyorlar antrenman. Benim oğlum da orası. Son maçta kolu kırıldı onun da. Geçmiş olsun. Bu cumartesi günü. 2 gündür onunla da uğraşıyorum hastanede. Bu 15. Ondan sonra. Aynı şey orada da var. Yani biz şu işlerimizi bir halledelim, altyapıya da sıra gelecek. Onlara da güzel bir saha yapacağız. Peki altyapı hocalarıyla görüşmeniz oldu mu? Oldu, devamlı görüşüyoruz. İdmanlarını izliyoruz, gidiyoruz. Oradan bize oyuncu alıyoruz, gönderiyoruz, tarıyoruz. Görüşüyoruz devamlı. Sanedersen altyapıdan çıkan Mert var. Bu Mert konusunda bir düşüncelerdir. Mert, kadroyu zorluyor. Kadromuzun içinde. Oğuzhan'ı aldık, profesyonel yaptık şimdi sabit. O da bizden beraber. Zaman zaman bazılarını alıyoruz, bazıları gidiyor. Geyem onları bir tarıyoruz, bakıyoruz ne var. Hocalar gidiyor, ben gidiyorum şurada, izliyoruz bazen. Bu şekilde de gidiyor yani. 10 tane oyuncu olarak da ben antrenman aldım sürekli, takip ettim. Hocam bu daha önceden kafamda kurguladığım falan bir soru değil. Şimdi size eşofmanla geziyorum, rahatım ikinizde. Sizin Fenerbahçe teknik direktör olduğu zamanlardaki haberleri falan hatırlıyorum. Sizin gömlenizin markası tartışılıyordu. Gömlenizin şekli tartışılıyordu, fiyatı tartışılıyordu. Şimdi İstanbul basının bize verdiği İsmail Kartal çok havalı bir İsmail Kartal'dı.
Şimdi burada gördüğümüz, sizin bize gösterdiğiniz İsmail Kartal, farklı bir İsmail Kartal. Şimdi orada da aslında öyle değil mi? Bakmayın, Fenerbahçe'de ben kendime bir stil yaptım orada yani. Yani böyle spor giyinen, beyaz, beyazın anlamı biliyorsunuz. Daha böyle basit giyinen, çok fazla şatafatı olmayan, hep aynı elbiselerle çıktım maçlara. Gömleğimin markası tartışılmış vesaire. Aslında çok pahalı bir gömlek falan da değildi yani. 450 TL'ye abartmışlar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam? Ondan doğru doğru. Ondan sonra. Ama olmam gerekiyordu. Ben buraya da geldim sezon başı gömlek. Aynı o gömleğe benzer bir gömlek pantolonla çıktım. Aynı Fenerbahçe'deki elbiselerle çıktım. Sonra tekrar burada da bir stil değiştirdim. Eşofmanlara döndüm. Hocam sezon başında iki senelik proje olduğunu söylemiştiniz. Özellikle bunu vurgulamışsınız. Bu geçen sürede iki senelik projenin biraz daha hızlı mı ilerlediğini düşünüyorsunuz yoksa tam oturarak mı ilerlediğini düşünüyorsunuz? Ya biz buraya iki sene diye konuştuk. Ben dedik bu sene bir görelim, oturalım. Yani olursa olur, olmazsa seneye daha dolu, daha güçlü bir şekilde devam ederiz dedik. Halen onun arkasındayız. Yani bu sene her şey bitti, oldu diye bir kural yok. Bugün lideriz, yarın ne olacağımızı bilemeyiz yani. Şimdi ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olacağımızı bilemeyiz. Tabii ki biz istiyoruz bu sene hemen sıçramayı yapalım. Sıçrama olsa da olmasa da yani öyle konuştuk. Hayırlısı. Sıçrama olursa hedefi seneye Süper Lig üzerinden tabii bir geliştirmeye devam tabii edeceksiniz. Tabii, tabii. Öyle mi? Tabii, 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 tabii. Hocam yavaş yavaş da sonlandırmaya başlarken Ankara'ya sorayım. Siz Ankara'da herhalde daha önce yaşamadınız. Yok, yaşamadım. Nasıl, Ankara'yı sevdiniz mi? Ankara'da gezme şansınız oluyor mu? Vallahi ben 200 sefer arabam var burada. 200 sefer çıktım şehire. Bir hastam var, onu gidiyorum ziyarete. Gülhane Hastanesi'ne. Bir akrabam var, ona gittim bir kere. Şu Gölbaşı taraflarında Ostim'de bir ufak bir atölyeleri var. Onlara gittim ziyarete. Bir de işte Emrah Bey, Tuna Bey ile bir iki sefer, 200 sefer yemek yedik. Başka bir yere çıkmadım yani. Bilmiyorum. Ama nasip ederse biz biraz daha rahatlayalım diye bekliyoruz. Hocam uygun görürsünüz, sizlere de katılabilirsiniz. Hocamı bir Beypazarı'na misafir etmek istiyoruz. Biz bir Beypazarı'na katılmak istiyoruz. Tabii hocam, gör mutlaka. Öyle mi? Beypazarı. Biz Ankara'yı da görmeniz, Ankara'yı sevmeniz bir yani. Yani hiç huzuru bulursun, o kadar güzel. Konaklar, tarihi eserler falan. Çok severim öyle. Çok öyle yerleri çok severim. Ankara demişken hocam, son maçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı maça geldi. Ve 60 sene sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'cı maçına geldi. Bunu nasıl değerlendirmeye gerekir? Bizim için çok olumlu bir adım. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımıza da bekliyoruz. Ya bu küçük İstanbul'da bunlar o kadar dert edilmez. İstanbul Belediye Başkanı Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçlarına gitti mi gitmedi mi, hatta gelmesin, protokolle işgal etmesin falan dahi diye düşünülür. Ama Ankara'da, Gaziantep'te de öyledir, Eskişehir'de de belediye başkanları, şehrin mülki amirlerini, idarecilerin bu maçlara gitmesi gerçekten önemlidir. Takımı da motive edebilir. Psikolojik yani destek. Şimdi siz para sıkıntısından bahsediyorsunuz. Belki futbolcu belediye başkanını orada görünce ya destek gelebilir. Belki ücretlerimizi alırız diye düşünüyor olabilir. Hissediliyor mu biz? Ya hissedilmese de bir motivasyon olduğu aşikar yani. Yani bir büyükşehir belediyesinin bu şehrin sizin maçınıza gelmesi tabii ki moral motivasyon açısından çok önemli bir şey. Yani bunun bir adım sonrası da inşallah bize de yardım edebilirler diye düşünüyoruz. Ankara üzerine gitmişken tabii Ankara'da da bir stat sorunu var. Yani yapılacak mı yapılmayacak mı belli olmayan Ankara'da yeni stat maalesef uzun yıllardır proje iptal edilir ama bir türlü olmaz. Yani galiba 80 bin lira olarak yapılacak. Bu konu hakkında bir düşünceniz var mı? Vallahi hiçbir bilgim yok. Ben bir ezber vereyim hocam. Siz ayakkabıdan bahsettiniz. Sağdaki zeminde futbolcuların ayakkabılarını değiştirdim dediniz son basın toplantısında ama bu maçta da aslında çok fazla kaydılar. Bu stadın zeminiyle ilgili bir problem mi var? Sanki öyle bir şey var. Gençler Birliği maçında da kayıyor futbolcular. Evet, yani gençlerde de kayıyor. Onlar da kayıyor. Yani sanki ustadın zemini çim, altta zayıf ki en ufak bir harekette üstten kayıyor, futbolcular da düşebiliyor diye. Ayakkabı ilgisi yok yani. Biraz daha ayakkabıyla var. Çivililerle oynadığın zaman biraz daha sağlam tutuyor. Ama öbür plastiklerle oynadığın zaman çok kayıyor. Yani çünkü ben basın toplantısında size soracaktım size. Ayakkabıları değiştirdik dediniz ama yine de kaydı çünkü. Yine de kaydılar, evet. Evet, evet. Tamam mı arkadaşlar? Valla sana yeterim artık hocam. Çok keyifli oldu bizim açımızdan da.
Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah şampiyonlukta yine çok keyifli işler yaparız. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dileriz. İnşallah. İnşallah. Her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Emeklerimiz inşallah boşa gitmez. İnşallah.